Önce bir defa şuradan bakmak gerekiyor. Nacizane ben bir kültür elçisi olarak bu konuya ilişkin düşüncelerimi zaman zaman birçok platformlarda dile getirmeye çalıştım. Devlet hiçbir inanca, hiçbir dine kendince bir bakış açısı, bir yorum getirmemeli ve hiçbirisinin yanında olmamalı. Bütün inançlara, bütün dinlere eşit mesafede duracak ve hiçbir inancı, hiçbir dini tanımlamaya kalkışmayacak, kendine göre onu formüle etmeyecek. İnsanlar hangi inanca, hangi dine mensupsa, o topluluklar kendilerini nasıl ifade ediyorsa devletin onları o şekilde kabul etmesi ve bütün inançlara eşit mesafede durarak hiçbirinin bir diğerine kısacası saygısızlık yapmaması için yasal zemini oluşturması gerekiyor. Yani laik devletten anladığımız da bu zaten bizim. Diyanet bir defa laik devlet yapısına ters bir yapı. Diyanetin bir defa lağvedilmesi gerekiyor. Sünni dostlarımız, kardeşlerimiz kendi inançlarının gerekleri neyse bütün ihtiyaçlarını kendileri finanse edebilir. Biz de Aleviler olarak devletten hiçbir şekilde ya bizim şuyumuzu karşıla, buyumuzu karşıla dememeliyiz. Yüzyıllar boyu Aleviler kendi yağında kavrulmuş, rıza lokması dediğimiz özünden gönülden kopan maddi katkılarla dedesini, pirini, mürşidini, ozanını, aşığını, sadıkını muhannete muhtaç etmemiş ve rızalık temelli yol hizmetlerini, inancının gereklerini yapıp yürütmeye çalışmış bugüne kadar Aleviler. Ama şimdi bizim içimizde de bir takım sanki masumane bir söylenmiş gibi ya işte bu ülkenin üçte biri miyiz, beşte biri miyiz, her neyse Diyanete şu kadar para ayrılıyor, bunun bu kadar da bizim hakkımız. Ya böyle bir hakkımız yok. O zaman Ermeniler var, Ezidiler var, Süryaniler var, Rumlar var bu ülkede değil mi? Başka inanca mensup olanlar var. Azınlıkta da olmuş olsa artı hatırı sayılır bir oranda deistler var, ateistler var. Olmaz ki bu. Ya bir başkasının verdiği vergilerle niye ben kendi inancımı yaşatabilmek için ondan nemalanayım? Bir defa rızalıksız hiçbir şey doğru değil ki bizim öğretimizde, inancımızda. Devletin oluşturmaya çalıştırdığı Alev-i Bektaşi Cemevi Başkanlığı Alevileri yok etmeye yönelik bir politikadan başka bir şey değil. Ben nacizane bunu böyle okuyorum. Bir defa yapı sakat bir yapı. Buradan bakmamız lazım. İsimler üzerinden hareket etmiyoruz. Çok iyi insanlar da olabilirdi bunun başında diyelim. Bizim Alevi dünyasından birilerini de getirip koyabilirlerdi. O zaman iyi mi diyecektik biz buna? Ya bu devletin bünyesinde hiçbir inancın yapılanmaması gerekiyor. Hiçbir siyasi gölgenin düşmemesi gerekiyor. Hiçbir inancın üzerine düşmemesi gerekiyor. Benim köyüme de görevli insanlardan gidenler olmuş ve birçok Alevi yöresine özellikle örgütlü yapıya bir iki kademe daha uzak olan köylere kadar gitmişler işte bize isim verin. İşte ona maaş bağlanacak, o burada görevli olacak, şu bu falan filan. Yani bunu saf, temiz duygulu insanlar iyi niyetle karşılayıp kabul edenler ve şimdi maaş almaya başlayanların olduğu yerleri biliyorum. Bunlar ileride çok daha ciddi manada sıkıntı yaratacak durumlar. Yani iş daha da çıkmazı, büyük bir çıkmaza doğru gidecek. Ve Aleviler kendi içinde birbiriyle çatışacak bu defa. Diyecek ki ya bırak işte gariban bir adam bir parça ekmek yesin, niye engel oluyorsun, ne var ki burada bir görevli olsun diye bu sefer toplum kendi içinde birbiriyle tartışmaya başlayacak. Yani olmaz ki ha camideki imam o zaman ya da müezzin devletten nasıl besleniyorsa o zaman sen de cemevinde bir elemanını orada gösterdiğin zaman o devletin elemanı olacak. Yani senin elemanın değil ki. Senin deden, senin
Zakir'in senin hizmetçin değil ki o. O devletin hizmetkarı olacak. Devletin adamı olacak. Ya bu kadar açık, bu kadar net. Eğer bir toplum kendi cemevini inşa etmiş, orada bir görevlinin belli masraflarını karşılamayacak durumdaysa o zaman o cemevini yapmasına da gerek yok. Biz bu kadar düşmememiz gerekiyor. Ya olaya farklı açıdan yaklaşmak lazım. Toplumu da bu konuda ikna etmemiz gerekiyor bizim. Kısacası kendini garantiye alabilmek için her tarafa şirin gözükmeye çalışıyor. Düne kadar ben Alevlerin niye başbakanı olayım demişti şimdiki Cumhurbaşkanı. E şimdi bakıyorsun başka şeyler, projeler üretiyorlar. Sürekli bir kafa karışıklığı yaratmak, ortalığı bulandırıp oradan kendi istediklerini elde etme çabası. Yani asimilasyon eskiden vurarak, kırarak, döverek, zindanlara kapatarak, bizi asarak, keserek, biçerek bir biçimiyle devam ediyordu. Şimdi baktılar ki bu olmuyor. O zaman Alevileri içten yani daha esnek bir üslupla yaklaşarak işte siz iyisiniz, hoşsunuz. Bu ülkede siz olmazsanız bu ülke ayakta durmaz. İşte Demirel'de Aleviler laikliğin, demokrasinin, cumhuriyetin sigortasıdır demişti ya hani. Ama hiçbir zaman için Alevilere de sıcak bakılmadı. Hala daha inancı yasaklı. Cemevler hala daha yasal statüye kavuşmuş durumda değil. Hala daha Alevlik devlet nezdinde kendine özgü bir inanç olarak kabul edilmiyor. Avrupa'daki bütün ülkeler Alevliliği kendine özgü bir inanç olarak kabul etti ve bundan da rahatsız oluyorlar bizim ülkemizin yöneticileri. Niye? Çünkü Alevlilik kendilerinin güdümünde olması gerekiyor. Kendileri sana nasıl bir kaftan giydirecekse sen onu kabul edeceksin. Yaklaşım bu. Bize diyoruz ki olmaz böyle bir şey. Ya devletin kimliği laik, demokratik, cumhuriyet, tamam o zaman o çerçeve içerisinde varlığını sürdüreceksin. Biz de bu demokrasi için, cumhuriyet için bedeller ödemişiz ve biz bu gerçek manada laik ve demokrasinin hayat bulması için var gücümüzle çabamızı hiçbir zaman için esirgemedik ki. Ama yok etmeye çalışan şu anki iktidarın kendisi ve Emevi geleneğinin, Emevi zihniyetinin devamı olarak görüyoruz biz bugünkü iktidarı.